Günaydın arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yine hava çok güzel. Vallahi bu aralar hava mükemmel. Sürekli güneşli bir Orlando gününden merhaba diyorum sizlere. Ama şu an benzin alıyorum. Arabanın benzini bitti. Hemen şöyle benzini takalım. Tamam. Hem size benzin fiyatlarını gösteririm güncel. Hem de şimdi apartman turuna çıkacağız. Bir Orlando'daki apartmanları size göstermek istiyorum. Orlando Downtown'da zaten videoya devam edeceğiz. Yanımda yine Shannon var. Hello. Merhaba. Günaydın. Şimdi Shannon biliyorsunuz Orlando. You're from here, Orlando. So what do you think about apartments in downtown Orlando? Do you think it worth to move out? Yeah, I think they're nice. I think downtown Orlando is really nice. I like it. Yeah. So far. Yeah. So do you have any friends who lives in downtown? Yeah, I have a few friends that live there. But you know, all the nightclubs are there, bars are there. Yeah, I think it's noisy. Yeah. But do you think it's a good idea to moving out to downtown? You know, just because it's crazy. Some places are ghetto. Crime rate is high. That's all cities, though. You know, you can't like escape that in a city. I would say downtown Orlando is pretty safe. I mean, at least in my experience, I've never had a problem downtown. I don't think it's safe, but it's just like a big city problems. If you live in city, there are problems like that, you know. But you have to pick the apartment, which is like kind of safe area. So we're gonna check two apartments today. One is, they say a little bit ghetto, my friends, they don't recommend me to go, but I feel like there is a really good view over there, so I wanna check it out. And then Shannon, she's gonna come with us, so she's gonna provide her feedbacks on our apartments. So we are looking for a studio or one bedroom apartment, but it doesn't mean that I'm gonna be moving out. So I wanna check my opportunities. I'm gonna be 30, guys. Last 6 years I live with my roommates. So I think it's the time, you know? But I don't wanna just move out somewhere to move out, you know? So I'm gonna take my time. I'm gonna check the apartments in the area. If I like it, I can move. If I don't, I already have a home, you know? So I can be here for some time. $78 arkadaşlar. 18 galon aldık. Yani her hafta ben $78-$80 harcama yapıyorum. Super. What do you say? Premium is so much. I put premium in my car too and it sucks. It's always at like $4.02, sometimes 20 cents, sometimes it's like $4.50 per gallon. Per so gallon. In it's Turkey so they use litre, you know. In here we use gallon. So there are like some differences, but how much you put in your car in weekly for gas? I fill it up twice, and it's about the same amount, 78, 80. Yeah. Yani burada haftalık aşağı yukarı böyle. Hani işinize, gücünüze git gel yapıyorsanız, spora gidiyorsanız, hafta sonunda dışarı çıkıyorsanız biraz benim gibi. $80 benzin masrafınız var arkadaşlar. Let's go to downtown. Are you hungry? Yeah, I'm starving. I'm starving too. We're gonna get some coffee and maybe croissants. I don't know. Şimdi Orlando'ya geldiğiniz zaman genelde sokaklarda belli saatler oluyor. Bakın size bunu göstereyim, ceza yemeyin. Bakın yukarıda ops zoom attı. Şöyle göstereyim. Yani 8 ile 6 arası 2 saat park yapabiliyorsunuz. Burada paranızı verdiğiniz sürece. What are you doing here? I have to update the app because I have the app, but I have to pay for parking. Oh, you have to pay for parking. So everybody needs to pay in downtown? Yeah. What about after 6-7 p.m. Yeah. What does that mean, the sign? After 6 you don't have to pay. After 6 you don't have to pay, right? So this is the sign. Downtown'da böyle arkadaşlar genelde. Yani Amerika'ya geldiğiniz zaman ay ben arabayı şehir merkezinde nasıl park edeyim falan diyorsanız böyle tabelalar var, böyle park metreleri var. Buradan scan ediyorsunuz. Daha sonra ödemenizi yapıyorsunuz. Şimdi tabii Shannon benim yerimi ödüyor. Sağ olsun. Biraz sonra kahve alacağız. Bu şekilde. Bu apartman başka bir apartman. Benim bir arkadaşım burada yaşıyordu. Sky House olarak geçiyor ama buraya bakmayacağız. Biz şu arkada MAA Robinson diye bir apartman var. Oraya bakacağız. Sonrasında da 55 West dedikleri şurada bir yerde başka bir apartman var. Oraya bakacağız. Neyse şimdi kahve alalım. Biraz açılalım. Yaklaşık bir yarım saat zamanımız var. Downtown'a gelme sebeplerimden birkaç tanesini söyleyeceğim. Yani niye buradaki apartmanlara bakıyorum diye sorarsanız zaten videonun başında söylemiştim. Yani ben uzun zamandır arkadaşlar Amerika'ya geldiğimden beri biliyorsunuz 6 yıldır 7 yıldır yani hayatımın 23 ve 30'una kadar hep oda arkadaşlarıyla yaşadım. Onun dışında zaten ailemle yaşadım. Ben hayatımda hiç tek başıma yaşamadım. Yani bilmiyorum nasıl oluyor. Buradaki arkadaşlarla konuşuyorum. Onlar burada işte tek başlarına yaşıyor. Diyorum abi nasıl, memnun musunuz?
nasıl gidiyor falan. Herkes gayet memnun, çok daha güzel olduğunu söylüyorlar. Ama tabii bunu söylerken de şimdi birazcık da işin matematiğine bakmanız lazım arkadaşlar. Çünkü özellikle tek başınıza bir apartmana çıkmak istiyorsanız Orlando'da, yani kötü bir yerde 1500-1600'den başlıyor. Yani gerçekten kötü yerlerden bahsediyorum. Bir tık güzel yerlere gittiğiniz zaman 1700'den başlıyor. Bu arada bu kiralara işte elektrik, su falan dahil değil. Yani onları da dahil ederseniz zaten minimum her şey 1700'den başlıyor. Ama downtown tarafına gelirseniz burada da tabii yani odanın büyüklüğüne göre değişiyor olaylar. Ama bence ben minimum 775-800 square feet'ten aşağı oda tutmam arkadaşlar. Niye derseniz dar alana gelemiyorum yani. Zaten benim evi de biliyorsunuz 5 odalı. Hadi odaları falan kiralıyoruz ama ev gerçekten çok büyük, 2200 square feet. O yüzden tutacağım yer, madem tek başıma yaşayacağım, böyle diyorum, bir manzarası olsun en az. Böyle 8-9 kat yukarıda olsun, böyle downtown ayaklarımın altında olsun ya da bir göl manzarası varsa göl manzarası olsun. Bakın her yerde apartmanlar var, görüyorsunuz. Yani apartmana çıkmak çok bir şey değil ama bunun matematiğini yapacağız bugün sizlerle. Şimdi biz kahve almaya geliyoruz. Bir kahvemizi alalım, biraz ayılalım. Sonra bir apartman turu yapalım, size bir Orlando downtown'ı gezdireyim. Daha sonrasında belki ilerleyen videolarda burasının gece hayatını da gösteririm sizlere. Ben çünkü neredeyse her hafta sonu demeyeyim de yani son 2-3 haftaları çıkamadım. Ama sürekli çıkmaya dikkat ediyorum, böyle 2 haftada bir, 3 haftada bir vesaire. Size burasının gece hayatını da gösteririm. Ben bayağı hakimim bu konuya. Mekanları dışarıdan gösteririm. Burada şu çalıyor, burada bu çalıyor tarzında bir Orlando turu da yaparız. Neyse, şimdi kahvedeyiz. Burada güzel yerler falan var. Bakın mesela burada adamlar balta atıyor. Böyle balta atma oyunu var ya. Onu yapmışlar. School, right? Yeah. Axe throwing is fun. Yeah. I never tried that before. I'm pretty good. You good? Yeah. The church. Did you click 2 times on my face? Yeah. Okay, now it's tracking, right? Yeah. Okay, you can click on recording. What? Just press on recording. It has been recording. Oh, okay. Bilmiyorum, yine roommate şeklinde yaşamak değil de birazcık da konfor alanımdan uzaklaşıp hani yeni şeyler görmek istiyorum. Hani böyle bir düşüncem vardı ama çok emin olamıyorum çünkü gerçekten rakamsal olarak baktığınız zaman bu işin matematiği de önemli. Sonuçta herkes tek başına yaşamak ister. Yani kimse başkasıyla evi paylaşıp lavabo temiz mi olacak, tuvalet temiz mi olacak, mutfak temiz mi olacak diye düşünmek istemez ama tabii bunun da bazı maliyetleri oluyor. Yani ben aslında ev alıp o evde aynı şekilde kalabilirim. Hani morguç da yapabilirim ama şu an bir anda çok fazla peşinat vermek istemiyorum. Verirsem zaten 100 bin, 150 bin dolar neredeyse peşinat vermem gerekecek. Şimdi o kadar parayı vermektense en azından bir sene, iki sene bir apartmanda yaşayayım. Özellikle hani merak da ediyorum, hani böyle yüksek bir yerde olsun, şehir ayaklarınızın altında olsun, bir manzara olsun vesaire, hoşuma gidiyor. O yüzden bir olasılıklarıma bakmak istedim. Ya işte Orlando'da olduğumuz için de işte Orlando Downtown'da olasılıklara bakıyoruz burada. Şu an burası şehrin en canlı yerlerinden bazı yerleri. Bilmiyorum görebiliyor musunuz ama çok fazla araba geçiyor buralarda. Şu an çok ses duyulmayabilir. O yüzden yavaş yavaş apartmana doğru geçelim ama bu işin matematiği dediğim gibi gerçekten çok önemli. Eğer siz bu videoyu izliyorsanız hani şöyle bakacaksınız evlere, apartmanlara. Şimdi ben de aynı şekilde apartmanlara gidince bakacağım, diyeceğim vay be yere bak diyeceğim. Ben burada yaşamak istiyorum diyeceğim ama bunun maliyeti minimum, özellikle Orlando Downtown için konuşuyorum arkadaşlar, 2500-2600 dolar arası olacak. Şimdi 2500 dolar az para değil baktığınız zaman, özellikle şu şartlar altında, şu enflasyon altında. Bir de biliyorsunuz işten çıkarmalar yüksek bu aralar, IT sektörü yerinden oynuyor. Yani çok mantıklı bir seçim mi benim için? Aslında değil. Ama dediğim gibi bir bakalım, bir görelim. Neler varmış, neler yokmuş. Onlara bakacağız, şimdi yoldayım. Ha? Abi maç. Okay. Like next 60 days. Okay, perfect. Yeah. Okay. So, I checked the website. There's an apartment. Yeah.
Şimdi burası 32. katta, en üst katta bir tane downtown apartman arkadaşlar. Stüdyo burası. Girer girmez şöyle solda lavabo falan karşılıyor sizi. Hemen sağda da şöyle bir kitchen var. Mutfak biraz yeni. Çok eski değil. Ama burası 2016 yılında yenilenmiş. Yani bir tık eski olabilir. Burası da stüdyonun olduğu yer. Bu şekilde. Yani bu stüdyo olduğu için yani aslında odası burası yani. Başka oda yok. Burası lavabosu. Fena değil. Yeni sayılır. Işıklar LED mi? Bakayım, LED değil. Yukarıda şeyler var. Bazen bunların böyle arkalarında LED ışıklar oluyor. Onlar güzel gözüküyor. Ama bu apartmanda öyle değilmiş. Tabii bir tık eski yine. 2016 olduğu için. Shower çok basic geldi bana yani. Bilmiyorum, çok muhteşem değil. Baktığın zaman. Hani luxury değil. Burası luxury apartman olarak geçtiği için. Şimdi siz bunu değerlendirirken lüks apartman olarak değerlendirmeniz lazım. Normalde güzel, fena değil tabii ama lüks değil yani. Burada da işte tuvalet kısmı. Şimdi size manzarayı göstereyim. I'm gonna show them the view. Şimdi burası downtown manzarası arkadaşlar. Hemen sağ tarafta Lake Eola var şurada. Ama burasının ilginç bir yanı, aşağı baktığınız zaman alt kattaki mesela dayı iki yeri tutmuş burada. Burası onun özel alanıymış. Ben adamın özel alanını görebiliyorum. Biraz değişik geldi bana burası. Ama manzara yani Lake Eola yandan giriyor tabii. Şöyle baktığınız zaman hani muhteşem değil ama yine downtown ayaklarınızın altında. Burası I-4 şöyle. Hemen yan tarafta da NBA Center vardı. Şimdi Kia Center oldu. Biliyorsunuz NBA maçlarını takip ediyorsanız Orlando Magic maçları hemen şurada oluyor. Yani hemen evinizden maç izlemeye gidebilirsiniz. Downtown etkinlik olduğunda katılabilirsiniz. Ben sokakta şurada yürüyorum, bakın şu binalar var ya. Şuralarda yürüme yapıyorum ben. Yani sokakta yürüdüğüm zaman ben evden çıkıp sokakta yürüyebileceğim. İlginç bir detay. Evet biliyorum ama. Yani benim için avantajlı olanları sayıyorum sadece sizlere. Yani bu apartman için bilmiyorum, başka birkaç yere daha bakacağız. Burası stüdyoydu. Şimdi diğer yere doğru geçelim. Ama alan fena değil. 900 square feet burada. Atıyorum yatağınızı şuraya koyabilirsiniz. Ondan sonra buraya işte televizyon koyabilirsiniz, koltuk koyabilirsiniz. Burada da işte şeyler var. Güzel. Şimdi yanımızda Oğuz var. Oğuz ne yapıyorsun? Merhabalar. Nasıl gidiyor? İyiyim. Şimdi Oğuz bana yardımcı oluyor. Oğuz'un böyle yer mekanları konusunda bayağı bilgisi var. Tasarım olarak, oda olarak vesaire dedi. Gel abi beraber bakalım. Şimdi Oğuz'la geziyoruz bakalım. Beğendin mi Oğuz ilk? Bu 32. katta. Burası ya. Ben de hastane olduğu kat. Aslında güzel ama gerek stüdyo olması. Evet. Bir de aşağı görüyorsun, adam aşağıda takılıyor, sen adamı görüyorsun. Onun için de senin için de rahatsız edici o yüzden. Evet. Aşağı boş olmadan yani one bedroom olanlar, bir oda olanlar. Bence onlar güzel olacaktır. Şimdi gideceğimiz evi çok beğeneceksin, onu ben de tutmak istiyorum. Aha, sen de buralara taşımak istiyorsun değil mi bu arada? Ben de bu apartmana ve birkaç, senin de bakacağın apartmanlara bakıyorum şu an. Aha. Bakalım bir karar alacağız beraber herhalde. Yani buraya beraber yaşarsak iyi olur, benim de arkadaşım olmuş olursun yani beraber şey yapabileceğimiz. Yani beğenirsen. Birkaç endişemiz var. Sen diğer apartmanları gezdin mi bu arada Orlando'da? Mondrian'ı gezdim. Emeyer Avenue'sine gezdim. Orayı daha beğendim. Orayı aynen. Şimdi. Buradan sonra orayı göstereceğim zaten onlara. Genel olarak hepsi yani çok benzerler. Hı-hı. Sadece işte parking sorunları vesaire ve hangisi tercih edeceğine karar kılıyor. Evet. Evet. Biraz parkingde sorunlar oldu. Onları da detayları söyleyeceğim arkadaşlar. Diğer yere doğru bakmaya geçiyoruz. Aynı apartmandayız. Yeah, so this is our renovation scope. So this is the finished level of the one bed. This is so pretty. I like this one a lot. Yeah, this one's a lot better, yeah. You won't have the accent wall. It's going to be this color. And that's just for our model purposes. Bu model olan olduğu için tabii mobilyalı daha güzel gözüküyor. Ama mobilyalı olmadığını düşünerek. Şimdi burası diğer room arkadaşlar. Sizlere bahsettiğim ama burası sadece model olduğu için mobilyaları var burada. Mutfağı bu şekilde. Gayet modern gözüküyor. Gayet yeni. Siyah buralar falan. Tasarım hoş. Tabii burasının görüntüsü bu tek odalı olacak. Yani biz şu an iki tane oda dedik gösteriyoruz şu an sizlere ama burasının olmadığını düşünün. Bu sadece model olarak gösterdiler. Şu an renove ediliyormuş. O yüzden o odayı göremedik. Daha sonrasında mobilyaları yerleştirirseniz hani şu şekilde bir style yapabilirsiniz. Hemen manzarasına bakalım. Manzara önemli dedik ya en başta. Şimdi burasının manzarası diğerine benziyor. Kendinize özel bir balkonu var. Güzel. I-4. Biraz ses geliyor mu? Çok fazla gelmiyor. Fena değil. Göl şu tarafta. Hani gölü mükemmel görmüyor ama bundan sonra sizlere göstereceğim yer. Karşıda. Karşıda da var bir tane göl. Burada da var ama buradan çok belli olmuyor tabii. Biraz sonra göstereceğimiz yerin açısı daha güzelmiş. Ama bu örnek olarak sizlere göstereyim. Şimdi sizlere lavaboyu göstereceğim. Banyoyu göstereceğim.
Şimdi burada odayı göstereyim ilk önce. Yani şu şekilde atıyorum ıvır zıvır eşyanız var. Buraya koyabilirsiniz. Daha sonrasında odanızda da bu şekilde olacak. Odanın manzarası da şöyle banka manzaralı Regions. Bu şekilde. Ama burada sevdiğim kısım aslında şimdi anlayacaksınız. Biraz önce baktığımız yerde mesela oradaki tuvaletlere bakın. Bir de şu buradaki tuvalete lavaboya bakın. Sizlere bahsetmiş olduğum şu ışık mesela LED'yi çok modern göstermiş. Beyaz ve siyah kontrast çok güzel olmuş. Daha sonrasında aynı şekilde şunun tasarımına bakar mısınız? Çok 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 daha güzel. Hani bir ona bakın bir buna bakın az çok zaten anlayacaksınız farkların ne olduğunu. Dediğim gibi bu örnek burada mobilya falan var. Bu biraz kafanızı karıştırabilir. Hani model olarak gösteriyorlar. Sizlere şimdi birazcık daha manzaranın iyi olduğu bir yeri göstereceğiz. Oraya doğru geçiyoruz. Şimdi bu sonraki apartman renove oluyormuş. O yüzden hazır değil adam içeriği gösteremem dedi. Ama şu şekilde bir açı yaptık. Tam da burada göl gözüküyormuş. Ama tabii içine şu an giremiyoruz çalışma olduğu için. Ama burası yani sizlere bahsetmiş olduğum yer. Şimdi bu kısımda bu apartmanda yaşayanların ortak kullanabileceği alanları görüyorsunuz. Şurada bir havuz var. Amerika'da havuz partileri falan merak ediyorsanız buralarda olabiliyor işte buradaki apartmanlarda. Burası 14. kat değil mi Oğuz? 14. Burası 14. kattaymış. Bu şekilde havuzu var. Şu sağ tarafta da köpek parkı. Hani köpeğinizi falan gezdirmek isterseniz. Dog park. And then the barbecue grills have a live gas feed so you don't need to worry about like a propane tank or anything. Full to live feed in. We don't do any parties out here. You can't have a few guests as long as nothing's crazy. Okay. But we did a 4th of July barbecue. We brought in like a DJ. We've done movie night up here, so it's a good space. Okay. Adamı duydunuz. Çevirmeme gerek varsa diyor ki burada parti falan olmuyor ama arkadaşlarınızla gelirseniz birkaç kişi takılabiliyorsunuz tarzında. Şenin de videoları çekiyor sizler için. Onları da koyarım. Bu şekilde bir yer. İçeride de bir çalışma odası var. Hani şurayı da sizlere kısaca göstereyim. Burada da atıyorum benim biliyorsunuz IT işleri yaptığımız için meetingler oluyor. Hani bazen dört duvar arasında canımız sıkılıyor. Beni evden çalışanlar anlar büyük ihtimalle. Mesela onlar için de böyle bir alan yapmışlar. Hani canımız sıkıldı gel buraya otur mesela meetingine gir. Vesaire ama bunlar tabii ortak kullanım alanları dediğim gibi. Apartmanında yaşayan herkesin kullanabileceği alanlar. Burası 55 West'ti Orlando'da. Her yere yakın burası. Yani direkt şehrin merkezinde. Yani burasıyla ilgili review'lara baktım. Çok farklı review'lar var. Şu an tabii çok renove ediyorlarmış. Asansör sistemindeki değişikliklerden bahsetti biraz önce. Face ID şeklinde çalışıyor. Hani normalde kartı koyup gidiyorlarmış. Ama şimdi o şekilde değil. Neyse arkadaşlar şimdi diğer apartmana geçeceğiz. O 3'te biraz daha zamanımız var. Beni video çekiyor Şen'in. Şöyle bir yakınlaştırayım. Sağlıyor. Neyse turumuz devam ediyor. İlk tura geçti. Bakın adam köpekleriyle köpek parkına gelmiş. Şimdi evine doğru gidiyor. It's good. So far so good. Diğer apartmanı da göreceksiniz. Mondrian'ı gezdiğimizde. Oranın havuzu 7. katta ama çok daha yeni. Ve birazdan Jimmy'e de gideceğiz. Buranın Jimmy'e bir apartmanın içerisinde daha büyük alan. Ama Mondrian'ın direkt camları açık. It's too high. No. Okay, it's good. Yeah. Şimdi arkadaşlar adam diyor ki bu downtown çevresinde en iyi apartmanın Jimmy burası diyor. Şimdi Jimmy'e bakacağız. Jimmy benim işim biliyorsunuz önemli mi? Baktığınız zaman önemli aslında yani. Orada kardiyomu falan yapacağım. Bir bakalım oraya bahsettiği kadar iyi mi değil mi? Bu arada Oğuzhan'ın bahsettiği Mondrian'ı ben haftaya aldım abi. Belki bu videoyu beğenirseniz part 2 yaparım. Çünkü önümüzdeki hafta iki farklı apartmana daha gideceğim. Bu videoda iki tane apartmanı göstereceğim. Tamam. Zaman alıyor yani baktığınız zaman geziyoruz, tozuyoruz. Benim için de zaman alıyor. O yüzden ikinci parti yaparız. Adam bizi bekliyor, çok bekletmeyelim. Jimmy görelim. Şimdi burada kardiyo alanı var arkadaşlar. Burada da antrenman yapılan alan. Işıklar falan güzel. Ben şimdi video içinde düşünüyorum. Influencer muhabbetinden dolayı güzel videolar çıkılabilir ama çok fazla şey yok tabi. Baktığınız zaman çok fazla alet yok yani. Bir benim gittiğim jim gibi değil. Şimdi arkadaşlar biraz önce baktığımız yerden çıktık. Burada bu taraftaki bu sokaktan parking oluyor. Yani ilk baktığımız yer 2300-2400 dolar kadar para istiyor. E tabii şöyle bir baktığınız zaman az değil abi. Miami'de bu fiyata çıkabiliyorsunuz. Yani Orlando artık Miami fiyatı olmuş. Onu fark ettim ben. Şimdi gidelim diğer apartmana doğru. Size biraz orayı göstereyim. Yani o Miami muhabbeti oradan çıktı. Biraz Miami'ye de baktım. Abi dedim Orlando nerede? Miami nerede? Şimdi fiyat 2300-2400 orada da çıkabiliyorsun. Biraz bana mantıksız geliyor ama yapacak bir şey yok. Burada yaşıyoruz. Arkadaşlarımız burada. Düzenimiz burada. Kurul düzenimiz var.
Şimdi diğer tarafa da bakalım. Orada birazcık daha young professional'lar var gibime geldi. O kafeye gitmiştik ya arkadaşlar, kahve içtik ya. Onun hemen yanında şu an gideceğimiz apartman. Yani Oğuzhan orası daha güzel diyor. Oranın içi çok daha güzel. Daha sakin buraya kıyasen. Daha renove edilmiş herhalde orasında. Yani orayı beğenecek, herkesin oraya beğeneceğini düşünüyorum ama tabii vibe olarak farklı ama farklılar. Evet. Yani burada after partiler oluyor eğer böyle partileri seviyorsanız. Ve burası çok yakın yani, gece kulüplerinin hafta sonları sesi çok net duyuluyormuş. Yani bu arada ben bu sokakta yürüyorum. Şu an sizlere göstermiş olduğum şu sokakta arkadaşlar. Yani video çekeceğim zaman evimden aşağı inip video çekebilirim yani. O kadar yakın bir mesafe. Yavaştan kaçalım, biz geç kalmayalım. Do it again. 10 hours later. 10 saat sonra yine burada olacağım arkadaşlar. Downtown. Kaçarımız yok yani. Artık burada yürümeye alıştık. Ne yapalım? Ama hava mükemmel ya. Orlando bu fark etti mi? Hava mükemmel. Sadece arabalar çok kirleniyor. Çok fazla bir polen var. Her hafta arabayı yıkatmam lazım. Senin de böyle. Aynen. Ben arabayı yıkatmak buraya geldim. Arabayı saklıyoruz şu an. Aynen, arabayı göster. Ben de video çektim de hiç video çekesim yoktu arkadaşlar. Bilmiyorum, bir yerlerden polenler geliyor, bizi buluyor yani. Şimdi bir 5 dakika yürüme mesafesindeyiz. Orlando downtown küçük bu arada. Yani hani Miami gibi beklemeyin. Burasının downtown'ı gerçekten küçük. Hani böyle bazen Orlando downtown deyince çok büyük bir şehir gibi düşünebilirsiniz ama alakası yok. Şimdi apartmanın önüne geldik. Şuradaki apartmana doğru gideceğiz. Hold on. Come back. Come here. I need your face. Okay. Şimdi diğer apartmana geldik arkadaşlar. Bu apartman hakkında daha güzel yorumlar geldi benim burada yaşayan arkadaşlarım. Öyle diyorlar. Bir bakalım, girelim burayı, beğenecek misiniz? Hemen şurada arkamda. Gelin. Burada yıkama, kurutma makinesi. Burası mutfak alanı. Bunlar gayet yeni gözüküyor, modern. Burada bulaşık makinesi. Burası salon bu şekilde. Mesela buraya masa koyabilirim evden çalışacağım için. Burada da bir L-shaped bir couch. Şurada bir televizyon. Ama güzel gözüküyor. Tabii bunlar dediğim gibi furniture şeklinde, şu an mobilyalı şeklinde. Burada da benim kalacağım oda olabilir. Böyle bir queen size herhalde bu yatak. Çok büyük değil benim evdeki king size. Şöyle bir alan. Bu arada evdeki odamı da kiralayabilirim eğer çıkma kararı alırsam arkadaşlar. Aşağı bir mail adresimi bırakacağım. Benim odamı tutmak isterseniz Kissimmee bölgesinde. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Ama dediğim gibi kararsızım şu an. Burası lavabo. Burası duş kısmı. Bakın ne kadar modern gözüküyor. Mesela ilk baktığımız yer, stüdyodakine bakın. Bir de şuradaki yere bakın. Çok daha farklı. Mesela burası da bu şekilde geldiğini varsayarsak çok güzel. Birazcık küçük. Yani bende bayağı bir eşya var. Buraya sığdırabilir miyim bilmiyorum. Sığar diye düşünüyorum herhalde. Oğuzhan burayı beğenmiş. Oğuzhan reis ne diyor acaba, beğendin mi? Çok beğendim. Sevdin? Ben 12 oda planlarına baktım ama sadece şehir manzaralı yani. Skyview tarafı yok, böyle şöyle gösterirsen. Bak şu an stüdyo karşıda görüyoruz. Evet. Burası ikinci kat arkadaşlar. Burası sadece model yeri. Yani 9. kattaki available olabilirmiş. Orası da istediğimiz aslında görüntü. Ya iş çok yeni. İnterijörü bence diğer her yerden daha güzel. Ben hepsine baktım neredeyse. 55 West'in gördük. Orası çok yeni, çok iyi ama burası da hani geride kalan hiçbir şey yok. Hatta çamaşır makinesi ve kurutma makinesi daha yeni buranın. Evet, Whirlpool bayağı yeniydi. Banyosu da çok iyi. Yani klozeti, yani odası da her şeyi built-in geliyor. Hı hı. O yüzden o da bir avantaj. Ben çok beğendim burayı. Çok sakin. Downtown'ın tam merkezine kıyasen. Evet, bir tık daha yürüyorsunuz downtown diğer tarafa göre arkadaşlar. Şuradan kaptırıyorsunuz bir 3 dakika. Yani çok bir sorun değil. Burası aslında biraz uzak olması daha iyi oluyor. Bakın insanlar bisikletlerle geziyor vesaire. Şehir merkezi yani. Ben şu an şehirde yaşamadığım için bu tarz şeyleri bayağıdır görmüyorum. Burası 2 odalı arkadaşlar şu an baktığımız yer. Tabii 2 odalı yer. Aynı şekilde mobilyalı buralar. İki odalı mı tutsam bilemiyorum. Çok fazla fiyat farkı yoksa, 200-300 dolar daha fazla vereceksem iki odalı da tutulabilir arkadaşlar. Güzel gözüküyor. Bu apartmanı beğendim, kaliteli. Biraz da dışarısını göstereyim, burasının manzarasını sizlere. Bu da odanın içeri tarafı, bakan kısmı şu şekilde. 2 yıl önce yapılmış bu bina. İşte burada herhalde pilates alanı mı? Yok, pilates alanı diyorum. Burası oyun alanı. Bu şekilde apartmanda yaşayanlar kullanabiliyor. Şimdi başka bir yere geldik arkadaşlar. Burası birazcık daha küçük. Yani şu mutfak kısmını çok beğenmedim. Çünkü
Yani mutfak önemli aslında. Sürekli yemek yapıyorum ben evden, biliyorsunuz. Evden sürekli yemek yapan birisi için biraz dar geldi yani şu alan. Şu kısma da baktığınız zaman bilmiyorum, sanki diğer taraf eşyalı olan böyle daha bir hoş gözüküyordu. Çünkü burada mesela odaya girdiğiniz zaman, hadi odanın büyüklüğü falan fena değil de. Ama mesela tuvalete, lavaboya gideceğiniz zaman mesela odadan çıkıyorsunuz, karşı tarafa böyle yürümeniz gerekiyor, odanın içerisinde değil mesela. Yine burada en baştaki olan yer. Ama sanki girdiğimiz yerde şunlar da güzeldi. Mesela şuralar falan okey duruyor da. Mesela shower kısmı falan sanki daha hoştu diğer tarafta. Balkon shower var, bunun küvet. Aynen, burada. Ben de tercih ederim Amerikalı. Tabii burasının manzarası da çok hoş değil. Yani tabii şu an burası available'mış ama yani hiçbir şey gözükmüyor. Yani burada ben sağa sola baktığımda. Bilmiyorum, burası hoşuma gitmedi açıkçası. Ne diyorsun Oğuz? Yani bu güzel abi. Çok beğenmedim mutfak kısmından dolayı. Çünkü evde yemek pişiyorsun spordan kaynaklı. Tabii. Manzara çok takılmıyoruz çünkü 9. kat ve Skyview manzaralı olacak. O da bakacak, şehrin içine bakacak yani. Evet, o da available değil şu an zaten, gösteremiyoruz onu. Mayıs ortasında available olacak onu. Ama bence yine de diğer yandan da çok beğendim. Evet, şimdi apartmanlarımıza baktık arkadaşlar. 55 West vardı. Bir de buradaki MAA Robinson diye iki tane farklı apartman. Şimdi nereye bakarsak bakalım, eğer fiyat olarak düşünüyorsak hepsi $2000 ve $2300 arasında değişiyor. Tabii bunun içerisine elektrik dahil değil, su dahil değil. Onun dışında çöplerinizi topladıkları için belli bir servis var, o dahildir vesaire. Yani $2500 minimum, $2600 gözden çıkarmanız gerekiyor. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Yani bir apartman satın alayım derseniz, mortgage şeklinde ödeyeyim derseniz ve peşinat olarak zaten 80.000-100.000 dolar koyarsanız, şöyle bir $400.000'lık bir apartman ya da $350.000'lık bir apartmana zaten aşağı yukarı $2500-$2600 ödemeniz oluyor HOA dahil. Yani isterseniz kiralayıp paranızı boşa harcayabilirsiniz. İsterseniz de bir ev alıp en azından birkaç sene kaldıktan sonra satıp o parayı geri de alabilirsiniz. Apartmanlar çok fazla değerlenmiyor. Yani çok bir eve göre daha az değerleniyor arkadaşlar. O yüzden yani sattığınız zaman en kötü yine o evi diğerine satıp paranızı geri de alabilirsiniz. İki tane seçenek var. Benim için, ben biliyorsunuz birazcık daha işin matematiğindeyim. Tabii kiraya çıkmak güzel, onu yapmak güzel, bunu yapmak güzel. İki tane apartman gezdik. Dediğim gibi haftaya isterseniz iki farklı da apartmanı da gezebilirim. Randevuları aldım bu arada. Yani fiyatlar çok değişmez. Daha fazla da olabilir. Daha düşük olacağını zannetmiyorum. Orlando çok pahalandı. Bu şekilde eğer çıkma kararı alırsam kiraya ya da bir ev alıp oraya çıkma kararı alırsam, tek başıma yaşama kararı alırsam odamı kiralayacağım zaten. Onun dışında zaten sürekli beni Instagram'dan takip ediyorsanız biliyorsunuz odalarımı paylaşıyorum, odalarımı kiraya veriyorum. Eğer buralarda yaşamak isteyenler varsa aşağı mail adresimi bırakacağım, oradan bana mail atın, maillere dönüş yapıyorum. Ama şu şekilde mail atmayın abi, seneye geleceğim, abi 2 sene sonra geleceğim, green card'a başvurdum. Yani ben burada yaşayan insanları arıyorum arkadaşlar. Green Card'a başvurdum, çıkarsa geleceğim demeniz beni çok fazla alakadar etmiyor. Çünkü buraya gelme ihtimalinize göre ben iş yapamam. Burada yaşayan arkadaşlar yazsın. Orlando bölgesini zaten benim videolarda görüyorsunuz. Az çok ben burada yaşıyorum. Burada yaşama kararı aldım. Hani Miami'ye falan diyorum ya size, kiralar falan yakın diye. Ama tabii Miami kısımlarına taşınır mıyım, taşınmaz mıyım bilmiyorum. Orlando'yu seviyorum ben. Neyse, videoyu yavaştan bitirelim. Videolar bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Siz de eğer apartmanda tek başına yaşayıp kiradaysanız, bunun roommate'li şekilde yaşadıktan sonraki farkını yazarsanız sevinirim. Ben dediğim gibi daha önce 30 yaşıma geldim, hiç tek başıma yaşamadım. Sürekli para biriktireyim, şunu yapayım, bunu yapayım şeklinde geliştim. Yani çoğu arkadaş da bazen biliyorsunuz bana cimri diyebiliyor, çok para konuşuyorsun diyor, bu tarz şeyleri sevmiyor ama ben bu arkadaşları dinleseydim son 4 senede emin olun yani çok büyük kazançlar sağlayamazdım. Yani bu arabaya kesinlikle binemezdim eğer o arkadaşları dinleseydim. Hayat biraz matematikten oluşuyor. O yüzden ilk önce cebinize bakacaksınız. Cebiniz okey diyorsa, kaldırabilirim diyorsa bu taşın altına gireceksiniz. Ama sırf şekil şükül olsun diye bir kiraya çıkarsanız emin olun bunun sonunda üzülen siz olursunuz. Bir de kiraya çıkıyorsunuz, ev bile almıyorsunuz. Yani ben biliyorsunuz hani neredeyse 2 milyon abone olacak YouTube'da. Son 4 senedir 4-5 arkadaşla yaşıyorum. Yani ben son 4-5 senedir kira vermiyorum.
Onun dışında kendi evimin morgıcı ödeniyor. Yani zaten ev de değerlendi. Zaten ben kafadan baktığınız zaman 4 sene kirada yaşamayarak ben en az 150 bin 160 bin dolar para yaptım arkadaşlar. Yani diyebilirsiniz siz tabii, bu kadar takipçim var, abi tek başına yaşa falan, ama yani şu an baktığınız zaman 4 sene içerisinde bunu yapmayıp hani bu şekilde roommate yaşayarak ben zaten 160-170 bin dolar para yaptım. Yani bunları bana söylemeden önce oturun bir rakamları karşılaştırın. Ben şu an istesem zaten böyle bir apartmanı parayla hani down payment'ı vererek satın alıp yine aynı şekilde kira parasına oturabiliyorum yani. Bu da son 4-5 senede bu şekilde yaşamam sayesinde oldu. Bir de şimdi ben farklı business'lar deniyorum. Onun için de aslında benim garajımın da bir storage ihtiyacımı karşılayacağı için şöyle birkaç ay beklemek istiyorum. Bakalım business'lar nasıl gidecek. Onun dışında ofisim biraz uzak. Aslında buraya bakma sebeplerinden bir tanesi de ofis arkadaşlar. Ben sürekli evden çıkıp 45 dakika ofise gidiyorum. Bu biraz canımı sıkıyor. O yüzden aslında buralara bir gelip bir bakma isteğindeydim. Sizlere bir gösterdim. Ben bir bakacağım, düşüneceğim, taşınacağım. Sonrasında karar veririz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye. Hello. That's crazy. Con and his slow driving. Very slow. Always doing the speed limit. Following the rules. Such a good guy. Safe. Really good driver actually. As you can see. No tickets, no speeding tickets in 6 years. Do you want to guess how many speeding tickets I've gotten since I started driving? How many? No, you have to guess. Probably 10. Not yet. 5? Yeah. So how much money you spend on just because of your speeding? The last speeding ticket I got was like almost $300. Wow. Yeah, unfortunate. So why are you speeding though? Because it's fun. I always speed. You know, it's good. The car wants to go fast. What was your first car? It was a Ford Explorer, the cop car. And then I had an Audi Q5. Now I drive a Porsche. 23 years old. Yeah. So I you know what they drive in Turkey? 23 years old people. No. They use Metrobus. You know Metrobus? Because Turkey is so expensive, it doesn't work to get a car. You know. Well, don't you guys have like really expensive taxes? Public transportation is way better though. So. Well, also it's super congested. You can't really drive. I feel like last time I was in Turkey, I remember it being so chaotic on the roads. It's not even worth it to drive half the time. It's just easier to walk, right? It's just like New York. Nobody's driving in New York too. If you're living in a big city, if the public transportation is safe and good, you can just use it. Yeah. But the cities like Orlando or cities like in Turkey, let's say Edirne, you know, which the public transportation is not the best. That's the time you need a car. But the thing is, they're so expensive. Like, you're getting one car for you, two car for government. Yes. Yeah. Well, so it luxury tax is like 100%, right? Yeah, it doesn't work for a person like 23 or like person, like yeah, young professional to get a car, you know? I remember last time I was in Turkey, everybody was like freaking out because somebody had a Corvette. They imported, and everyone was like taking pictures, and it was like, it was like if we were to see a Bugatti here or like a really expensive nice sports car, they were like freaking out, and we were just kind of like, that's an average car in the United States, but it's obviously really difficult to ship a car from the US all the way to Turkey. And I guess so like what the taxes do you think are about pretty crazy. Mustangs here. I like Mustangs. I almost got one. I mean, my dad was an engineer for Ford, so I do love Fords. I love the new Dark Horse too. I think it's super beautiful. My friend had a Mustang, and she let me drive it all the time, and it was really nice. But do you know what's gonna happen if you drive Mustang in
İstanbul. You're gonna get all the attention. Yeah, people were like taking so many pictures when I. But Mustang here is just like a regular car kind of. Yeah, there's Mustangs everywhere, and they're super like inexpensive to buy, especially used. They're really good price point. I think it's a lot of car for the amount of money that you're paying. You know. Yeah. Would you get a Ferrari over a different? It's so flashy. Wherever you go with that car, expectations is gonna be high. And you cannot go places like if it's a hood with those cars because it's flashy. You're gonna be in trouble. Yeah. I don't wanna be in trouble. So probably if I have that car, it's gonna be just for weekends and for specific places when I visit. But I will always keep one car, which is gonna be maybe Toyota, maybe Honda, maybe something like reliable, just because it's easy to go places. You're not gonna getting the attention, which means like getting more attention sometimes is dangerous too. This is why you need to get a Cayenne as your daily. Same back to topic. Or a Macan. Yeah, Cayenne is nice. I like Cayenne too. It looks professional. It is professional. I look professional in my Macan. Not Macan, but maybe Cayenne. Oh, why don't you like the Macan? Macan is small for me. If I'm getting SUV size, it has to be like a little bit big. I'm not gonna get like RAV4 in Toyota, like mid-size SUV, they call. No, not mid-size SUV. It has to be like SUV. Mm. Not like 7 seats, mm-hmm. But still. That's another apartment. I checked these apartments too. They also ask for 2K for 800 square feet. Too much. And that is next to my gym, which is really good actually. I can just walk to gym. What are you planning on hitting at the gym? So today is full body. We're gonna be working out full body. Legs? Legs included, yes. I'm gonna do legs too. You're gonna do my legs? My leg workout? See Miata, I thought it's empty, but you know Miatas are really good track cars. They're cheap. Yeah. You know? Now I know. You can get a Miata and track it because they have a lot in like junkyards and you can just get parts from there and like build them out. He's actually in there right now. Oh. He takes naps in there. It's PUBG car. I don't know what that is. Oh, from GTA? No, it's a PUBG, it's a game. Are you doing what today, huh? You see the one that I found in Miami? That's 1900. Crazy. Oh. In the wild. And he does legs. Mystery solved. That's a butterfly step. Can you give me the key? Yeah.